Sanırım ikinci kısmı artık başlayabiliriz. İkinci kısımdaki konuşmacımız Doktor Kemal Ebcioğlu, 1986-2005 yılları arasında ABD'de Yorktown Heights, New York'taki IBM Thomas J. Watson Araştırma Merkezi'nde bilgisayar donanım mimarisi, en iyileme yapan değerleyiciler ve yüksek düzeydeki paralel programlama dilleri üzerine araştırmalar yaptı. Doktor Ebcioğlu, IBM Araştırma Bölümünde DAISY, DARPA Advanced Research Project Agency tarafından finans desteği sağlanan üstün üretkenlikli bilgisayar sistemleri ismindeki süper bilgisayar araştırma projesinde 40 kişi içeren Programming Model and Tools alanının eş başkanlığını da yaptı aynı zamanda. 2006 yılında IBM'den emekli oldu ve New York'ta Global Supercomputing Corporation'ı ve Türkiye'de Eskişehir'de de R&D Süper Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited şirketini kurdu. Teklifimizi geri çevirmedi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün bizlere genel uygulamaların bulutta süper bilgisayar ölçeğinde hızlandırılması için bir vizyon başlıklı konuşmasıyla karşımızda olacak. Tekrar hoş geldiniz hocam. Sözü size bırakıyorum. Sesim geliyor mu? Evet hocam, geliyor. Çok teşekkürler bu takdim için. Bu nazik takdim için çok teşekkür ederim. Bugün sunum planımız bu donanımla hızlandırılmış bulutsal hesaplama vizyonumuzu anlatmayı planlıyoruz. Daha sonra ABD'de patente alınan buluşlarımızı takdim edeceğiz. Donanım derleyicisinin AWS, Amazon Web Services üzerinde bir canlı gösterimini yapacağız. Bu gösterimde C++ kodundan Verilog RTL düzeyinde çok yongalı süper bilgisayar donanımı üreten derleyicimizi göstereceğiz. Daha sonra da gelecek araştırma alanlarından bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi gizliliğin homomorfik şifreleme ile sağlandığı kişiselleştirilmiş tıp bulut servisleri. Şimdi hemen demoyu başlatalım. Bir yandan arkadan çalışsın. Bir dakika. Evet, burada bu bir Ubuntu normal bir desktop. Şu anda bu VMware üzerinde çalıştırıyorum. Şimdi buradan Amazon Web Services'inde North Virginia'da olan bulut servisini idare eden bir script başlatacağım. Ve 8 FPGA'den oluşan bir süper bilgisayar yaratacak. Bu şimdi 9 tane instance, bir tane normal makine, 8 tane FPGA yaratmaya çalışıyor. Evet, yarattı. Bir tane M5.2X large, 8 tane de F1.2X large makinesi yarattı. Bu şekilde demo çalışmaya başladı. Sonra tekrar dönüp bakacağız. Tekrar sunuma evet. Proje takımımız değerli insanlardan oluşuyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Atakan Doğan, Yeditepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sezer Gören Uğur'da. Koç Üniversitesi, yine Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi İsmail San, Yeditepe'den Profesör Doktor Gürhan Küçük ve Koç Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Didem Unat ve business konusunda bize yardımcı olan Şeref Burak Özaydemir'den oluşuyor. Devam edelim. Erendiz diye bir firmamız var. Bu benim tarafından 2006'da kuruldu. Ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde mukimiz. Bir KOBİ şirketimiz ve ana amaçlarımız genel ve özel amaçlı süper bilgisayar tasarımı için yazılımlar.
ve FPGA bulut üzerinde hizmet olarak yazılım, yani software as a service modeli üzerinde donanımla hızlandırma. Biliyorsunuz AWS'te bu FPGA'nın kendisi donanım sayılıyor, fakat FPGA'nın konfigürasyonu yazılım sayılıyor. Dolayısıyla FPGA konfigürasyonların müşteriye sunulması bir hizmet olarak yazılım modeline uyuyor. Ve bulut hesaplama ortamında anahtar teslim süper bilgisayarlar bir amacımız daha. Ve Ar-Ge buluşları sayesinde ürünlerimizde en iyi ve fark yaratacak performans ve verimliliği sağlamayı amaçlıyoruz. Şirket misyonumuz geleceğin exascale bulutsal hesaplama veri merkezlerinde ölçeklenebilir intellectual property ve teknoloji lisanslama yoluyla altyapı sağlayıcısı olmaktır. Şimdi vizyonumuz olarak bulutsal hesaplama teknolojisindeki darboğazlar ve çözümlerimizi anlatacağım. Şimdi bulutsal hesaplama teknolojisinde birinci güncel zorluk enerji israfıdır. Yani günümüzde genel amaçlı işlemciler konusunda performans ve inovasyon sınırlarına ulaşmıştır. Bu, yani general purpose processors. Ve bugünün genel amaçlı işlemcileri birincisi frekans duvarına takılmıştır. İkincisi güç duvarına takılmıştır. Üçüncüsü tasarım karmaşıklığı duvarına takılmıştır. Belki de en önemlisi olan tasarım karmaşıklığıdır. Ve bellek erişimi, yani memory wall engellerine takılmıştır. Tasarım karmaşıklığı özellikle zordur. Çünkü karmaşık bir tasarıma ilerleme yapacağımı derseniz, küçük bir değişiklik yapsanız fazla bir ilerleme olmaz. Çünkü zaten design optimizedir. Fakat büyük bir değişiklik yapınca bu sefer tasarımı iyice karmaşıklaştırırsınız. Yani bir kısır döngüdür tasarım karmaşıklığı. Büyük şirketlerde de karşılaşılan bir sorundur. Ve mesele şu, işlemcinin komut kümesi sürekli olarak gereksiz enerji kaybına neden olmaktadır. Yani instruction interpretation overhead, o instruction'ı işte okuyacağım, ne olduğuna bakacağım, ona göre işlemi yapacağım gibi bunu ve bunun mümkün olduğu kadar hızlı yapacağım derken çok büyük enerji sarfı olur. Ve bu komut yorumlama ek yükü yüzünden, instruction interpretation overhead yüzünden bu sorunlar ortaya çıkar. Şimdi enerji verimliliği vizyonumuz şöyledir. Bizce işlemci komut kümesinde değil de yazılım programının kendisinde performans ve enerji tasarrufu elde edilmelidir. Ve amacımız geleneksel bilgisayar mimarisini değiştirerek uygulamaları daha enerji verimli hale getirecek teknolojileri üretmektir. Ve bunu elde etmek için özel amaçlı, yani special purpose, düşük güç kullanan tasarımlar ve keza sistematik bir şekilde güç düşürücü en iyileştirmeler, optimizasyonlar. Mesela uygulamaya özel bellek hiyerarşisi, uygulamaya özel iletişim uzaklığını azaltan teknikler, yani communication en çok enerjinin harcandığı konulardan biridir. Keza uygulamaya özel iletişim hacmini azaltan teknikler üzerinde çalışıyoruz. Ve bunların bazı hedef uygulamaları mobil platformlar, uydu sistemleri, insansız hava araçları ve keza exascale, saniyede 10 üstü 18 işlem yapabilen hesaplama sistemleri ve gelecekte bunlar daha da çoğalacaktır. Ve bakarsanız Google'ın veri merkezlerinde 500 ila 681 megawatt güç gerektirmektedir. Ve Google kendisi de bunun farkında olduğu için bu enerji tüketimini azaltmak için bir efor harcamaktadır. İkinci güncel zorluk ise paralel program yazmanın güçlüğü ve genel amaçlı işlemcilerin kısıtlı performansıdır. Buradaki multi-core işlemciler ve grafik işlemcileri var şu anda elimizde. Fakat bunlar belki daha düşük güç ve daha yüksek performans vaat ediyorlar. Fakat bu teknolojiler standart işlemci modeline alışmış programcının üretkenliğini azaltmaktadır bizim görüşümüze göre. Ve paralel program yazmak kullanıcılara zor gelmektedir. Ve endüstride de bu soruna tam bir çözüm yoktur. Yani Intel'de Tim Matson var, uzun seneler bu sene üzerinde çalışmış. Bu parallel programming patterns diye, yani bu paralel programlamayı kolaylaştırmak için bir takım
şablonlar öneriyor. Keza yeni programlama dilleri var. Cray'in yarattığı Chapel diye bir program dili var. IBM'in yarattığı Extend diye bir programlama dili, ki ben onun da başlangıcında, yaratılışında katkıda bulundum. Bunlar deneysel paralel programlama dilleri, ancak bu da bir paralel programın zorluğuna çözüm getirecek bir çözüm haline gelmemiştir. Bunlar da çözüm değildir. Şimdi bizim hesaplamaları hızlandırma vizyonumuz şu şekildedir. Yapmak istediğimiz şey, geleneksel yapıda hazırlanmış ardışık formdaki bir algoritmaların otomatik olarak paralelleştiren bir derleyicinin geliştirilmesi. Bu kolay bir sorun değildir. Üstünde uzun zamandır çalışılan bir problemin patent başvurulu çözümünü elde ettik. Ve bizce en mükemmel süper bilgisayar, paralel süper bilgisayar donanım tasarımı dili ardışık koddur. Ve biz bunu derleyicimizle sağlayabiliyoruz. Ve nasıl oluyor? Algoritmaya özel süper bilgisayarların tasarlanması ve gerçeklenmesi C++ ardışık dilinden başlayarak, yani tek dizgeli ardışık programdan başlayarak ölçeklenebilir süper bilgisayar IP çekirdeği elde ediyoruz ve yazmaç aktarma düzeyinde, register transfer level düzeyinde düşük güç tüketimi sağlıyor, yüksek başarım sağlıyor ve kapan devresi düzeyinde, yani flip-flop level da bir donanım artıklığı, flip-flop level redundancy sağlayarak güvenilirlik elde ediyoruz. Üçüncü zorluk ise etkin olmayan kaynak paylaşımıdır. Şimdi her zaman uygulamaya özel donanım çözümleri uygun olmamaktadır. Ve donanımda kaynak paylaşımı da bazen zorunludur. Yani bu IBM'in mainframe bilgisayarları gibi yani kesinlikle resource sharing üzerine kullanan ve şu anda cloud mainframe'leri yerine geçti. Ve dolayısıyla kaynak paylaşımı önemli bir sorun olarak önümüze çıkmaktadır. Ve günümüzde kaynak paylaşımını en iyi şekilde gerçekleştiren bulutsal hesaplama ile servis sağlanması, ölçek ekonomisi getiren, yani economies of scale sağlayan ve çağımızın en başarılı ve en önemli bilişim akımlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Yani bu bulutsal hesaplama disruptive, yani yıkıcı bir teknoloji haline gelmiştir. Ve bulutsal hesaplama pazarının 2025 yılında 832 milyar dolara erişeceği, dünya çapında 832 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir. Ve ancak bulutsal hesaplama hali hazırda genel amaçlı işlemciler ve normal yazılım ile yapılmakta ve bulut sistemleri gereksiz enerjiyi defalarca sarf etmek zorunda kalmaktadır. Ve güncel hypervisor'lar ve işletim sistemleri geleceğin yüksek exascale paralellik ortamı için ölçeklenebilir bir şekilde tasarlanmamıştır. Ve hali hazırda donanımda kaynak paylaşım için genel amaçlı işlemciler ve FPGA'ler kullanılmaktadır. Ancak ikisi de özel ASIC tasarımlarına göre hem yavaştır hem de daha çok güç harcamaktadır. Yani en ideal çözüm özel amaçlı ASIC tasarımı olduğunu düşünüyoruz. Ve düşük güç yüksek performans elde eden ölçeklenebilir, güvenilir donanımla hızlandırılmış bulutsal hesaplama amacına gidiyoruz. Nasıl yapılabilir bu? Bunu gerçekleştirmek için yarı programlanabilir ASIC ile kaynak paylaşımı. Yani konfigürasyon parametrelerine göre birden fazla kimlik alabilecek özel amaçlı düşük güç harcayan ASIC modülleri. Sistemlerin kurulmasını öneriyoruz. Ve kaynak paylaştıran hypervisor algoritmasının tamamen ölçeklenebilir paralel donanım ile gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Bu şekilde güç harcayan işlemci komutlarından ve sisteme ek yük getiren hypervisor yazılımından kurtuluş sağlıyoruz. Ve aynı zamanda hizmet seviyesi sözleşmelerin desteklenmesini sağlıyoruz. Şimdi bunları gerçekleştirmek için, bunlar sorunlardı. Peki bunlara çözüm nasıl getiriyoruz? Bu konuda oldukça çok sayıda patentimiz var.
ABD, Avrupa ve Japonya ülkelerinde 11 tane patente sahibiz. Bunlardan bir örneğinden bahsedebileceğim zaman kısıtlaması nedeniyle. Şimdi kolay paralelleştirilmeyen tek izgeli uygulamaların donanım ile hızlandırılması konusunu işleyen ABD patentimiz 8966-457. Bu önce şu şekilde başlamak istiyorum. Bu ardışık kod soyutlamasının programcı verimliliğini arttırdığı bilinmektedir. Yani paralel programlardan ardışık programla arasında bir zorluk farkı vardır. Ancak ardışık kodun her zaman biriminde bir veri kelimesi işleyen von Neumann hesaplama modeliyle bağlantılı olduğu düşünülmüştür. Von Neumann biliyorsunuz bir bellekten bir kelime okuyor, sonra tekrar belleke bir kelime yazıyor. Bu şekilde çalışan bir ilk süper bilgisayarın mimarisinin tarifi olarak von Neumann, Amerikan bilim adamı von Neumann tarafından bahsedilmiştir. Ve bunun için an intellectual bottleneck that has kept us tied to word at a time thinking diye eleştirilmiştir John Backus tarafından. Ama bizce bu bağlantı yanlıştır. Yani ardışık kodu von Neumann hesaplama modeliyle bağlantı kurulması yanlıştır. Bir ardışık programın yürütüm izinde yani execution trace'inde sadece birbirine bağlı olan komutlar sıralı olarak yürütülmektedir. Yani S2, S1'a bağlantısı varsa o zaman S2, S1'dan sonra yapılmasıdır. Ama tüm diğer komutlar paralel olarak yürütülebilir. Yani bunu gördüğümüz zaman bir ardışık programının paralel yürütmesi bazı bilinen köşe durumları hariç, ki bu aşağıdaki referansta da, yani biz de bunun üzerinde çalıştık, yürütüm izindeki kritik yolun uzunluğu kadar kısa bir zamanda, yani optimal zamanda bu programı bitirmek mümkündür. Yani ardışık kod yalnız yararlı bir soyutlamadır. Yani sen bunu yani adım adım yürüteceğini düşünüyorsunuz. Yani bu sadece yararlı bir soyutlama. Ama von Neumann hesaplama modeliyle aynı değildir ardışık kodun çalışması. Devam ediyoruz. Bu patentteki buluşun bir püf noktası, bir şey düşünelim, bir dış döngü, bir de bir iç döngü düşünelim. İç döngülerin nasıl paralelleştirildiğini biliyoruz. Software pipelining diye bir teknikle, ardışık düzenleme tekniğiyle biliyoruz. Yalnız dış döngülerin aynı teknikle hızlandırılması için şöyle bir değişiklik yapmak gerekli. Yani bir dış döngü sonlu durum makinesi ardışık düzenli hale getirirken bu dış döngünün iç döngülerinin bir basit ardışık düzenli çarpma ünitesi gibi davranmasını sağlamaktır. İşin püf noktası. Ve bu nasıl oluyor? Yani basit bir pipeline çarpma ünitesini düşünelim. İç döngü donanımı her saat çevriminde yeni bir çift çarpma işlenenlerini alıp en saat çevrimi sonunda çarpma sonucunu geri vermesi bekleniyor. Fakat bunun yerine ne yapması lazım? Ve bağımlılıkların izin verdiği ölçüde iç döngü donanımı tüm iç döngü çağrısından, yani loop invocation parametrelerini her saat çevriminde girdi olarak alıp en saat çevrimi sonra bu iç döngü çağrısının sonucunu çıktı olarak vermesini bekliyoruz. Şimdi döngü çağrısı ne demek? Birinci yinelemenin birinci komutundan başlayan ve son yinelemenin son komutuna kadar süren kısım. Yani iç döngünün tümü. Yani tıpkı bir pipeline çarpma modülü gibi, ama bütün bir loop'un invocation'ını her cycle'da alan ve en cycle sonra cevabını geri veren bir ünite gibi göstermek istiyoruz dış döngüleri. Bunu yaptığımız zaman klasik software pipelining teknikleriyle bu sefer dış döngüyü de hızlandırmak mümkün olacak. Yani software pipelining ne demek? Birinci iterasyon başlıyor, onun arkasından birinci iterasyon bitmeden ikincisi başlıyor, ikinci iterasyon bitmeden üçüncüsü başlıyor vesaire. Ve son derece paralel bir şekilde pipeline ve paralel bir şekilde bütün iterasyonlar aynı anda çalışıyor. Fakat bunu dış döngüde yaptığımız zaman iç döngülerin çarpma ünitesi gibi gözükmesi lazım. Şimdi
Bu sonuç zaten ardışık düzenli olan ve iç döngü sonlu durum makinesinin çoğaltılması ve iç döngü sonuçlarının tekrar ardışık sıraya koyan bir ağ dolanımının bir eklenmesiyle gerçekleştirilecektir. Yani bunu zaten iç döngüler iyice software pipeline şekilde son derece paralel hale getirilmiş. Dolayısıyla bir daha pipelining imkanı yok. Bunun sonra fakat bu multiplier gibi çalışmasını sağlamak için iç döngüleri çoğaltmak lazım bir. Bir de çeşitli iç döngüler farklı zamanlarda bitebilir. Mesela birinci iç döngü, birinci iterasyonun iç döngüsü, sıfırıncı iterasyonun iç döngüsünden daha önce bitebilir. Ama bunları sıraya koymak lazım. Mesela sıfırıncı iç döngü bittiği zaman mesela dış döngü çıkış yapabilir ya da bir interrupt yapabilir. Dolayısıyla sırayla bakması lazım. Ve bunu sağlamak için ölçeklenebilir bir yeniden sıralama donanımı gereklidir. Bu şeyin iç döngü kopyalarının sonuçlarını tekrar sıraya koymak için. Peki iç içe döngüler olduğu zaman, nested loop olduğu zaman bir dış döngü var. Onun içinde bir tane orta döngü var. Onun içinde bir iç döngü var diyelim. Bu teknik yine aynı şekilde kullanılıyor ve iç döngüden dış döngüye doğru her döngü düzeyinde bu hızlandırmayı uyguluyoruz. Yani ne yapıyoruz? İç döngüleri çoğaltıyoruz. Ondan sonraki o orta döngüyü de bu sefer çoğaltıyoruz. İçindeki ne var ne yoksa onlar da çoğaltılıyor. Ve çok önemli nokta, bu herhangi bir kısıtlama olmaksızın her program için geçerli bir paralizasyon tekniktir. Ve çok agresif bir paralelleştirme yaklaşımdır. Yani her saat çevriminde bir dış döngü ilerlemesini başlatmayı amaçlamaktadır. Bağımlılıklar izin verirse ve yeterince donanım çoğaltması ve tasarımın birçok yongeye bölünmesiyle bu hedefe de gerçekten ulaşılabilir. Şimdi depolamalar, yani stored ve iç döngüler arasında bağımlılıklar quiescence flip-flops, yani sükunet flip-flopları ve AND gates, V kapıları ile özel amaçlı donanımlar ile çözülmektedir bu patentimizde. Ve tabii ki özel amaçlı donanımla eşitleme, yani synchronization, yazılım eşitlemesine göre, mesela compare and swap ile synchronization yapıldığına göre çok daha hızlıdır. Yani bir AND gate çok çok az bir zaman almaktadır. Peki şeyimize geçelim. Bizim donanımımızın bir derleyicimiz ismi Seher, High Level Synthesis derleyicisi. Girdisi tek izgeli yazılım uygulaması. Çıktısı ve ardışık C++ kodu. Yani tek izleri, yani içinde herhangi bir pragma falan olmayan bir kod. Ve çıktısı ise yazmaç transfer dili düzeyinde Verilog kodu. Ve patentli tüm sistem donanım tasarımını elde ediyoruz bu C++ kodundan başlayarak. Yani uygulamaya özel sistem mimarisi, uygulamaya özel donanım izgeleri, yani ardışık düzenli sonlu durum makineleri ve uygulamaya özel senkronizasyon devreleri, yani bu çeşitli paralel çalışan izgeler, donanım izgeleri birbirleriyle nasıl senkronizasyon yapacak, bunlar için özel devreler. Ve uygulamaya özel hiyerarşik bellek mimarisi, L1 ve L2 ön bellekler ve uygulamaya özel yonga üstü ağlar yaratılıyor compiler tarafından. Ve ardışık C++ kodu bir şekilde tüm sistem donanımın tasarım dili oluyor. Yani bu şeyimizden farklı, bu Vivado gibi şu anda hali hazırdaki tekniklerden farklı bir yaklaşım. Ve tabii ki çoklu yonga elde eden bir donanım elde ediyoruz. Yani tüm sistem ve çoklu yonga. Bunların üzerinde uzun zamandır çalışmaktayız. 2006 senesinden bugüne kadar devam eden ARGE çalışmaları. Birinci faz temel araştırma konusuydu. Burada TRL 1, 2, 3 düzeyinde çalışmalar yaptık. İkinci faz tek yongalı IP çekirdekleriydi. Bu faz da tamamlandı. Üçüncü faz ise ölçeklenebilir süper bilgisayarlar.
Bu faz devam ediyor. Temel kısmı tamamlandı. Optimizasyonlar devam ediyor. Ve dördüncü faz FPGA bulut üzerinde performans gösterimi. Bu da devam ediyor. Biliyorsunuz AWS yani Amazon Web Services, Microsoft ve Google bulutta FPGA'leri ve ASIC'leri biliyorsunuz Google TensorFlow şeklinde bir AI uygulamaları hızlandıran ASIC kullanımı açtı. AWS ise FPGA'leri tamamen kullanımı açtı. Ve bu yüzden çok heyecan verici bir ortamda yaşıyoruz. Ve dediğim gibi ben şu anda evimden Kuzey Virginia'daki bir FPGA süper bilgisayarını idare edebiliyorum sayesinde, bu bulutsal hesaplama sayesinde. Şimdi yalnız şu anda pek çok yapılacak iş var. Şu anda AWS EC2 F1 FPGA instance'ların ismine bunu veriyorlar. Bu AWS Amazon Web Services'indeki FPGA altyapısının ismi bu. Ve elle yapılması gereken pek çok adım içermektedir bu çalışmalar. Ve farklı sunuculardaki FPGA yongları birbiriyle doğrudan mesajlaşamamaktadır. Şimdi bu AWS EC2 F1 altyapısının elle yapılması gereken adımlarının yarattığı zorluğu tam otomatik AWS Command Line Interface komutlarını kullanan yazılımlar yaratarak çözüyoruz. Bu yazılımlar sayesinde kullanıcılar anında isteğe bağlı olarak yüzlerce ya da binlerce FPGA'nın oluşan özel amaçlı bir süper bilgisayarı yaratabilecek bu süper bilgisayar üzerindeki uygulamaları yürütebilecek ve uygulama bittiği ve sonuçlar alındığı zaman FPGA tabanlı süper bilgisayarı hemen kapatabilecektir. Çünkü sayaç para yazıyor, yani onlar bir kilodu kadar çabuk kapatmak gerekli. Peki farklı sunuculardaki FPGA'ların arasındaki mesaj iletişimini nasıl sağlayacağız? Bu AWS sunucularındaki bir de x86 işlemcisi oluyor. x86 işlemcisi oluyor. Ve hızlı ağ arayüzünü ve DPDK, Data Plane Development Kit yazılımı aracılığıyla bu x86 işlemcisini bir ağ aygıtı olarak kullanarak çözüyoruz. Yani ideal değil, fakat yine de maksimum yani izin verilen network band genişliğine ulaşabiliyor. Ve hesaplamaları ve mesajlaşmaları örtüştürerek ölçeklenebilir bir FPGA tabanlı süper bilgisayar yaratmayı amaçlıyoruz. Ve bu çalışmalarımızın kullanıcının anında isteğe bağlı olarak bulutta büyük boyutlu FPGA süper bilgisayarlarını yaratmasını sağlayacaktır. Ve bir gerçek süper bilgisayar fiyatının ancak küçük bir kesiri kadar ödeme yapmasını sağlayacaktır. Çünkü bir FPGA'yı mesela 1024 FPGA'lik bir süper bilgisayar yapmaya kalksanız en az bir $14 milyon harcamak lazım. Halbuki burada saat başına $1.65 ödüyorsunuz. Yani çok daha ekonomik eğer kullanımınız yeteri kadar kısa süreli ise. Ve tüm sistem donanım tasarım dili ardışık koddur. Bu da büyük bir üretkenlik avantajı sağlamaktadır. Ve bulutta FPGA'lar üzerinde denenmiş uygulamalar için hem tasarımı hem de uzun vadede kullanımı FPGA'lara göre çok daha az maliyetli olan ASIC tabanlı süper bilgisayarlar yaratılabilir. Ayrıca ve kolaylıkla yaratılabilir. Çünkü donanımı zaten denenmiş olacak FPGA üzerinde. Bir takım ek testler gerekli. Yani büyük bir ilerleme kat edilmiş oluyor ASIC tasarımı için. Ve bu yaklaşımın bulutsal hesaplamalarda devrim yapacağını düşünüyoruz. Şimdi bir örnek vereceğim. Bu ardışık uygulamalardan süper bilgisayara bir transformasyon. Bu örnekte resim rekonstrüksiyonu, image reconstruction. Bu çok sayıda arka arkaya matris işlemi gerektiren ve işlem yoğun, karmaşık yapıda bir ardışık uygulama baktığımız konu. Ve uygulama üzerinde derin deneyimiz var. Ve yazılım ve donanım teknolojilerinin gösterimi için yararlı olacağını ve performans gösterimi için yararlı olacağını düşünüyoruz. Ne işe yarayabilir resim rekonstrüksiyonu? Medikal görüntülemede işe yarayabilir. Sentetik aralıklı radar da işe yarayabilir ve kolluk kuvvetlerinde
işe yarayabilir. Keza az bir eforla bu resim rekonstrüksiyonu derin öğrenme sınıflandırma uygulamasına dönüştürülebilir. Yani burada matris işlemleri yerine tensor işlemleri, ya mesela şeyde derin öğrenmede birinci layer'ın tensoru çalışıyor, sonra ikinci layer'ın tensoru çalışıyor. Şeyin bu resim rekonstrüksiyonu da ona benzer bir yapıya sahip. Bir örnek verelim. Bir önümüzde bu resim rekonstrüksiyonu ardışık kodu gözüküyor. For each matrix group, if certain condition is true, then execute matrix operation zero. Ondan sonra bir döngü içine giriyor. Bir belli bir condition doğru iken ilk önce stage 1'ı execute ediyor, sonra stage 2'yu execute ediyor, sonra tekrar stage 1'ı execute, sonra stage 2'yu execute ediyor. Stage 1 X matrisini okuyup Z matrisini yazıyor. Stage 2 Z matrisini okuyup X matrisini yazıyor. Dolayısıyla karşılıklı bağımlı adımlar. Dolayısıyla bunların ardışık olarak yapılması lazım. Fakat bunun dış döngüsü for each matrix group. O zaman aynı donanım üzerinden birden fazla iş çalıştırıyor. Yani stage 1 birinci iş tarafından kullanılarak kullanılıyor. Ondan sonra stage 2 birinci iş tarafından kullanılırken stage 1 ikinci iş tarafından kullanılıyor. Bu şekilde bütün donanımları meşgul tutabiliyoruz. Yani hardware utilization'ı arttırıyoruz hem de throughput'u arttırıyoruz. Ve de örnek olarak ardışık kod mesela nasıl derler iç içe döngülerden oluşan bir kod olabilir. Mesela FFT olduğu zaman 3 tane iç içe döngü gerekiyor. Yani başlangıç noktamızdaki ardışık kod böyle bir görünüm sağlıyor. Ve bu resim rekonstrüksiyon süper bilgisayarının parçalanmamış tasarım donanım şeması aşağıdaki gibi. Üst düzeyde buradaki kare şekilleri, dikdörtgen şekilleri koddaki loop'lara benziyor. Ve işte for each matrix group üstte solda, onun altında image reconstruction job'lar, işler gönderiyor for each matrix group. O image reconstruction job'lar birbirinden bağımsız olarak çalışan işte birinci iş, ikinci iş, üçüncü iş gibi paralel işleri yapıyorlar ve aşağıda ise stage donanımları var. Mesela stage 1, stage 2, stage 3, stage bütün bu stage 0 gibi donanımlar var. Bu dış döngü donanımı pek çok iç döngü kopyasına iş gönderiyor. Yani stage 0 inner loop'tan burada yüzlerce olabilir. Stage 1 inner loop'tan yüzlerce olabilir. Dolayısıyla bu donanımları ise bu çeşitli image construction job paylaşıyor. Ve bellek hiyerarşisi ise mesela X matrix için ayrı bir bellek hiyerarşisi, Z matrix için ayrı bir bellek hiyerarşisi oluyor. Onların altı ise L2 cache'ler bulunuyor. Onlar DRAM controller'larla çip dışındaki DRAM'lere bağlı oluyorlar. Ve bir PCI Express üstte sağ köşede PCI Express bağlantısı sayesinde uygulama ile konuşabiliyorlar. Uygulamada C programı. Yani programın başında initial register'ları gönderiyor uygulama. Ondan sonra accelerator bana bu sayfayı gönder, şu sayfayı gönder diye gerekli sayfaları okuyor. Ve bittiği zaman değiştirilmiş olan sayfaları tekrar geri yazıyor. Ve en sonunda program bitmiş oluyor bu şekilde. Yani normal yazılımdan. Burada gördüğünüz tasarım bir çipe tabii ki sığmayacaktır. Orada yüzlerce şey var. Çipin alanını sağlayacak donanımlar var. Bunları çözmek için çok yongalı tasarım ve parçalanmış çok yongalı tasarım çözümünü getiriyoruz. Yani az önce gördüğünüz şekli parçalara bölüyoruz ve burada bir sanal süper bilgisayar görüyorsunuz. Yani bir işlemcinin konuştuğu ve birbirlerine bağlı bu çeşitli kartlar bulunan bu kartların üzerinde FPGA ya da ASIC yongalarıyla bu süper bilgisayarı gerçekleştiren çok yongalı bir tasarım haline getiriliyor. Az önce gördüğünüz
schematic dediğimiz. Hemen bir örnek göstermek istiyorum. Bakalım şey ne durumda? Demo ne durumda? Stop share yapacağız. Şimdi share screen. Evet, demo bitmiş. Burada ne yaptığına bakalım. Bu dediğim gibi North Virginia'da bulunan FPGA'lerle ilk önce 9 çipten oluşan bir süper bilgisayarı yarattık. Her birine bir second network interface bağladık. Ve onlar bize public IP adreslerini geri gönderdi bu 9 server'ın. Yani bir tane M5.2x large, 8 tane F1.2x large içinde bir FPGA bulunan sunucular. Ve ondan sonra SSH yoluyla orada compiler'ı çalıştırdık. Ve compiler ilk önce bunu compile etti. Daha sonra ilk önce FPGA kullanarak run etti. Sonra FPGA kullanmadan run etti sonuçları karşılaştırmak için. Ve de FPGA kullanarak run ettiği sonuç 8 saniye sürüyor. FPGA kullanmadan run ettiği sonuç 3.33 dakika 27 saniye sürüyor. Yani bu kadar müthiş bir ilerleme değil fakat yani FPGA'nın doğru şekilde kullanıldığını göstermek açısından yani gerçekten FPGA'ler tarafından hızlandırılan bir ortamda çalıştığını gösteriyor. Ve ondan sonra çeşitli file'ları download ediyor makineden. Download ettikten sonra da hemen süper bilgisayarı kapatıyor. Hepsini terminate ediyor ki sayaç yazmasın diye. Ve de çok basit kullanması kolay komutlar yarattık. FPGA start, FPGA stop gibi. Şimdi koda bakalım. DES2. Bu nedir? Bu bir şey. Bu bir DES şifreleme programı. Normal C programı gibi yazılmış ve bayağı uzun bir program. Bu ne yapıyor mesela? Concat 1 to 32. Bu çeşitli bitleri bir araya getirip 32 bit haline getiriyor. Yani uzun bir program. Sonuna gidelim. Ne yaptığına bakalım. Bu şifre kırma programı, yani DES şifre kırma programı. Search key diyoruz. Bir initial key veriliyor. Bunu 128 tane parçaya arıyor, yani key search space'ini. Her search space'inde tamamen ardışık olarak bütün anahtarları ilk önce decrypt yapıyor. Encrypted şeyi bu key'e göre decrypt yapıyor. Ta ki çalışan bir anahtar bulana kadar. Yani brute force DES cracking şeyi ve de plain text decrypted şeye eşitse elde ettiyse o zaman key'i bulduk diyor. Yani böyle bir iki tane bir dış döngü bir de iç döngü. Yani iç döngü anahtarların belli bir kısmında çözüm arıyor. Dış döngüde sürekli olarak iç döngülere iş gönderiyor. Devam edelim. Bakalım, verilog koduna bakalım. Şimdi iç döngünün verilog kodunda DES decryption işleminin son derece hızlandırılmış bir versiyonu
gözüküyor. Burada esas finite state machine'imiz S0'da başlıyor. Main finite state machine ilk önce girdilerini alıyor. Ondan sonra pipeline yavaş yavaş başlıyor. İkinci faz, üçüncü faz, en sonuna gidelim. Çok çok uzun bir state var burada. 36. state, yani 30, pipeline'ın dolması için 36 cycle gerekiyor. Ve aşağı yukarı 630 satırdan oluşan çok uzun bir state var. Yani bunu normal bir işlemciyle yapmak mümkün değil ama donanımda istediğiniz kadar büyük bir paralel operasyon yapmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla özel amaçlı donanımın çok büyük avantajları var. Nerede? Hala gelmedik başına. Evet, geldik. Buradan başlayan ve demin gördüğümüz yere kadar devam eden aşağı yukarı 630 satırlık bir verilog statement, bir tek bir state'te sürekli olarak bir cycle'da bir komple decryption yapabiliyor. Bunu da ardışık koddan derleyicimiz gerçekleştirdi. Yani iç döngü 36 cycle'da dolduktan sonra her cycle'da bir yeni bir decryption yapıyor. Şimdi bunun dış döngü ise sürekli olarak iç döngülere işler gönderiyor. Bir de dış döngüye bakalım. Burada da dış döngüde sanki bir iç döngü bir pipeline makineymiş gibi, bir multiplier'mış gibi her cycle'da yeni bir iç döngü işi gönderiyor. Bu daha kısa bir sürede her cycle'da yeni bir iş gönderiyor. Ve en sonunda 51. cycle'a geldiği zaman birinci gönderdiği işin sonucunu bekliyor. Tabii aslında daha da uzun sürebilir. Fakat buradaki chip sayısı az olduğu için çok fazla outstanding iş yapmaya gerek yok. Bu 51. cycle'da hem yeni bir iş gönderiyor hem de 51. cycle önce gönderdiği işi geri alıyor. Ve de son derece paralel bir şey ve bu şekilde sistemi işlerle yani bir işler seli ortaya çıkarıyor ve bunlar çeşitli FPGA'lere dağıtılıyor. Çipler kendi aralarında nasıl konuşuyorlar? I/O controller diye bir tekniğimiz var. Çipler de kendi aralarında böyle routing table gibi şeyleri doğrudan donanımla elde ediyoruz. Yani donanımla özel amaçlı routing table gibi. Keza burada mesela bir UDP paketi anında donanımla yaratıyoruz. Yani gerçekten bir UDP paket FPGA'den donanımsal olarak çıkıyor. Burada işte Ether type parça var, UDP destination port, işte low order byte, sonra high order byte vesaire gibi. Yani iletişimi de doğrudan donanımsal olarak yapıyoruz FPGA'lar arasında. Şeyimize dönelim. Burada mesela çeşitli paketlerin gidiş ve gelişlerini görebiliyoruz. Mesela RX1 bu birinci FPGA'nin gönderdiği paketler vesaire paketleri yazıyoruz. Ve keza birinci FPGA'nin aldığı paketler gibi. Gerçekten communication oluyor FPGA'lar arasında. Bir miktar hız da elde ediyoruz. Yani şu anda optimal değil. Yani 250 MHz'den çalışıyor. Frekans yükseltilebilir.
Ve de yeteri kadar load balancing yapmadığı için daha yüksek performans elde etmesi lazım ama şu anda yani bir başlangıç performansını elde etmiş bulunuyor bu demo için. Tekrar dönelim. Stop share. Share screen. Okay. Evet. Şimdi compiler'ımız zamanımız azalıyor. Yani buradan geçelim o zaman bunları. Peki şey bir örnek olarak bir başka projeden uygulamadan bahsedelim. Homomorfik şifreleme ile bulut üzerinden genom incelemeleri, kişiselleştirilmiş tıp. Bunu Sabancı Üniversitesi ve Avrupalı meslektaşlarımızla ortak bir araştırma olarak yaptık. Derin öğrenme, genom araştırmaları ve kişiselleştirilmiş tıp önem kazanmaktadır. Mesela Google Deep Variant uygulaması böyle bir genom araştırması üzerine kuruludur. Fakat bu hasta bilgileri falan bulut üzerinde işlenmesi tam güvenli olmayacağı için homomorfik şifreleme önerdik. Homomorfik şifreleme nedir? Hesaplamalar bulutta şifreli veriler üzerinden yapılıyor ve yine şifreli sonuçlar elde ediliyor. Yani işte 2 çarpı 2 eşittir 4 yapmak için şifreli 2'yi alıyorsunuz, şifreli 2'yi bir daha alıyorsunuz, şifreli çarpma yapıyorsunuz ve şifreli 4'ü ortaya çıkarsınız. Fakat bunu buluttaki program bunun ne yaptığını bilmiyor. Yani hangi sayıları işlediğini bilmiyor. Ancak müşterinin kişisel anahtarı ile çözülebiliyor. Homomorfik şifreleme yüksek ek hesaplama yükü ve ek donanım gerektiriyor. Ancak bu fikir ek yüke rağmen nasıl başarılı olabilir? Yani orijinal işlemler nasıl paralelleştirilebiliyorsa şifreli işlemler de aynı şekilde paralelleştirilebilmektedir. Yani bu paralelleştirme yapılsını engellemiyor bu şifrelemek. Dolayısıyla yani homomorfik şifreleme çok pahalı bir işlem. Fakat homomorfik şifreleme ile kaybedilen performans ile özel amaçlı süper bilgisayar düzenindeki paralellik ile geri kazanabilir. Yani kaybettiğimizi özel amaçlı süper bilgisayarda geri alma imkanımız var. Ve hızlandırma teknolojimiz için ideal bir uygulama. Ancak bazı çözülmemiş araştırma problemleri var. Mesela homomorfik şifreli bölme ya da karşılaştırma komutlarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi bir research işi şu an için. Devam edelim. Bu son slaydım. Şimdi bilişsel işlem yani cognitive computing yani AI özel amaçlı süper bilgisayar eski performans engellerini aşarak yeni yapay zeka araştırmalarının önünü açacaktır. Yalnız benim görüşüme göre genel yapay zeka probleminin derin öğrenme konusunda gelişmeler olsa bile hala zor bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani başarılı bilişsel işlem algoritmalarının araştırmacıların iç gözlem analizine yani introspection'a dayanı olacağını düşünüyoruz. Yakın tarihte Ramanujan Machine diye İsrail'den bir şey çıktı. Matematiksel yaratıcılık programı çıktı. Yani benim kendi koral müzikte yaratıcılıkla ile koral projem vardı. Matematikte yaratıcılık ya da satranç Deep Blue, IBM Deep Blue. Bunlar örnekler. Ve yüksek hesaplama gücü gerektiriyor. Ve üstün kalite için pek çok mutlak kural gerektiriyor. Ve çizgi aramasının güdümü için pek çok heuristik gerektiriyor. Yalnız ancak bazı zihinsel buluşlar, mesela zor bir matematiksel ispat, yani böyle insanı aylarca uğraştıran bir matematiksel ispat, hepimiz bu şeylerden, cenderelerden geçtik doktora yaparken, ya da güzel bir müzik kompozisyonu fikri, yani insana birden ilham şeklinde gelebilir. Peki bunu algoritmaya nasıl çevirebiliriz? Yani iç gözlem ile analiz yapılması güçtür. Dolayısıyla sormak istediğim soru, bu kurallar ve heuristikler yani sezgisel kurallardan oluşan bir bilgi bankası, çizgi araması ile birlikte kendini yaratan programcıların performansını tutarlı olarak aşabilir mi? Yani bu gerçekleştiği zaman iç ve iç gözlemle açıklanmayan bir
kısım dahil AI tarafından gerçekleştirildiği zaman record file'ın bahsedildiği technological singularity ya da teknolojik tekillik ortaya çıkacaktır. Ve yani bu mümkün müdür ve değil midir? Sormak istediğimiz soru böyle bir şey ve ilginç bir araştırma konusu. Peki, hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa lütfen sorunuz. Evet hocam, biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten ülkemizde bu çalışmaların yer alıyor olması bizleri sevindirdi. Birçok da patent çalışması örneği gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Birkaç sorumuz var. İsterseniz onları hızlıca alayım ben. Doğa Dumanoğlu, bu ilginç konuşma için teşekkürler demiş. Sadece araştırma amaçlı bir çalışma mı bu, yoksa bu konuyu talep eden müşteriler de var mıdır? Ürünü nasıl piyasaya sunacaksınız gibi bir soru. Evet, AWS Amazon Web Marketplace üzerinde pazara çıkmayı düşünüyoruz. Bu nasıl derler, kullanıcılar doğrudan IP Core olarak kullanma imkanı sağlıyorlar. Yani IP Core mesela diyelim resim rekonstrüksiyonu üzerine Amazon'da bir servis ya da bilmem şifre kırma ya da başka şifre mesela AES şifrelemesi, hızlı pipeline AES şifrelemesi üzerine Amazon'da bir servis gibi çeşitli IP core'ları yüksek sayıda FPGA'ları kullanarak çok yüksek performans ederek kullanıcıların doğrudan kullanabileceği uygulamalar. Bunlara IP core diyorlar. Amazon üzerinden. Keza donanım derleyicisini doğrudan Amazon'da kullanıma sunmayı düşünüyoruz. Yani müşteriler kendi uygulamaları kendilerini geliştirsinler bu teknolojiyi kullanarak. Keza sipariş üzerine süper bilgisayar tasarımını yani bir servis olarak istekleri yani full system design house gibi bunu sağlamaya düşünüyoruz. Keza tabii yani green computing olarak bulutsal hesaplama yapan şeyleri bu ASIC bazlı süper bilgisayarları sunarak yani green computing'e katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu konuda pek çok ilgi ve müşteri var. Yani aslında ticari bir çalışma fakat aynı zamanda araştırma içeriği de bulunan bir çalışma. Teşekkürler hocam. Bir diğer soru, fiyatlandırma donanıma göre mi, çalışma süresine göre mi belirleniyor yoksa ikisinin karışımı şeklinde mi diyor? Ha, bu AWS'in kendi standartları, ikisi de mümkün. Yani genellikle kullanım süresine göre yani saat başına 1.65 sent dakika başına ölçüm yapılıyor. Bir FPGA saatte 1.65 sent. $1.65. Teşekkürler hocam. Bir diğer soru Dilek Hanım'dan, AWS bulut ortamının kullanmanın dezavantajları var mıdır diye sormuş. Şu ana kadar görmedik. Yani ucuz değil. Yani yeteri kadar yatırım yapmanız lazım. Ama yani şu ana kadar bir sorun görmedik. Gayet güzel çalışıyor. Yani bizim özellikle hızlı çalıştırma sağlamamız için bu FPGA'lerin aynı placement grupta olması lazım. Bazen bunu sağlayamıyorlar ama yakın tarihte bir sorun çıkmadı. Keza yani binlerce FPGA için henüz denemedik. Bunu acaba sağlayacaklar mı, sağlayamayacaklar mı? Yani tam olarak bilmiyoruz. Fakat anladığımız kadarıyla çok büyük hangarlar dolusu, makine dolu şeylerin AWS'ın kaynakları içerisinde ve gerçekten bunu sağlayabilecek büyüklükte bir altyapıya sahipler. Peki bu sizin gerçekleştirmiş olduğunuz yazılımlar sadece bulut üzerinde mi çalışacak yoksa bu YBH merkezleri özelinde de uygulanabilir olacaklar mı? Olabilir tabii yani sonuç olarak aynı yazılım. Yani aynı altyapıya, benzer bir altyapıya sahip YBH merkezlerinde de kullanılabilir. Yani sonuç olarak, yani tabii FPGA'ler üzerine hazırlanmış, yani yaptığımız şey C programından Verilog elde etmek. Verilog'u da Amazon Vivado yazılımını kullanarak
FPGA configuration'a çeviriyoruz, yani bit file'a çeviriyoruz. Yani bunların yani FPGA'lar bulunan bir yüksek başarımlı hesaplama merkezinde bizim yazılımlarda kullanılabilir. Teşekkürler hocam. Bir diğer soru. Farklı sunucularda çalışan FPGA'lar kullanıldığında ve bunların arasında network ile veri paylaşımı yapıldığında burada oluşacak büyük zaman kayıpları FPGA'lerin performansları üzerinde çok büyük bir darboğaza neden olmayacak mıdır diye sormuş. Olabilir. Fakat yine yani şu anda 10 gigabit per second hızlarına ulaşıyor. Zaten network'ün limiti o kadar. Yani şu anda kullandığımız bu F1 instance'ların network'ü o kadar. 25 megabit'e kadar yükseltmek mümkün. Daha ileride 50 gigabit per second'a kadar yükseltmek mümkün. Tabii yani doğal Mellanox network yapmaya göre yeteri kadar hızlı değil. Fakat bizim sorunumuz şurada. Yani bir an önce pazara çıkmak için elimizde böyle bir ortam var. Yani ilk önce AWS üzerindeki olanakları kullanarak pazara bir çıkalım. Ve daha sonra insanlar, yani problem yalnız network'le ilgili ise onun çözümünün olacağını insanlar görebilir. Yani hatta özel ASIC tasarımıyla çok daha hızlı çözümler getirebileceğini görebilirler. Önemli olan time to market, yani bir an önce pazara çıkabilmek, bir takım eksikleri bile olsa. Bir diğer soru yine İbrahim Can Gençel'den. Verilog kodunda her cycle'dan gerçekleşen birçok işlem olduğundan bahsettiniz. Burada kullanılan FPGA'nin time analizinde sorun yaratmadan çalışması için gerekli olan minimum clock hızı nedir diye sormuş. Ha, şu anda 250 MHz için sentezliyoruz. Yani yapıyor. Yani bir itiraz etmeden yapıyor. Daha da hızlanabileceğini düşünüyoruz. Çünkü yani çok sayıda işlem olması önemli değil. Önemli olan cycle time'i belirleyen, yani clock to output, ondan sonra combinatorial circuit delay, ondan sonra setup before next clock. Yani bu sayının yeteri kadar düşük olması. Yani sonuç olarak çok sayıda işlem yapılmasının cycle time'a doğrudan bir etkisi yok. Yani sizi bulmuşken mümkün olan hepsini sormaya da çalışıyorum bir yandan. Mehmet Bey, simetrik şifreleme üzerinden demo yapıldı. Acaba asimetrik şifreler üzerinde de bir çalışma bulunmakta mıdır diye sormuş. Anlamadım. Soruyorum. Simetrik şifreleme üzerinden bir demo yapıldı demiş. Acaba asimetrik şifreler üzerinde de bir çalışma bulunmakta mıdır? Asimetrik şifreler üzerine. Yani bu bizim kullanıcımız değil. Algoritmayla bir özel seçiciliğimiz yok. Yani herhangi bir C programını alarak aynı hızlandırmayı sağlayabilecek bir teknolojimiz var ve çeşitli farklı uygulamalar, mesela random access var, çeşitli şifreleme uygulamaları var. Yani bunun bizim bir seçiciliğimiz yok. Herhangi bir C++ uygulamasını hızlandıran bir teknolojimiz var. Yani asimetrik şifre olsun, simetrik şifre olsun, işte eliptik curve olsun, homomorfik olsun. Yani bunlar bizi etkilemeyen şeyler. Çünkü C programından başlıyoruz. C programının nasıl yazılmışsa onun optimum paralelizmi elde etmeye çalışan compiler transformation'larımız uyguluyoruz. Son iki soru alayım hocam. Süreyi birazcık açtık. Bir FPGA'nin hesaplama kapasitesi konusunda bir üst sınır var mıdır? Yani ne kadar uzunlukta kod üretebiliriz? Bunun bir limiti var mıdır demiş. Bu yani her FPGA göre değişir, fakat yani limitlerini aşarsanız zaten Vivado Synthesis fail yapar. O zaman limitleri öğrenmiş olursunuz. Yani göre VU9P FPGA'ları kullanılıyor AWS üzerinde. Ya oldukça büyük bir eğer limitleri aşarsanız Vivado fail yapar ve düzeltmek zorunda kalırsınız. Bir genel bir sorumuz var hocam. Yazılım konusunda patent alınması konusunda bilgi verebilir misiniz demiş. Yazılım Gökhan konusunda Bey. Patent, hayır. Şimdi
Onu yanlış anlıyorlar. Yani bizim yaptığımız şey yazılımın ne yaptığına bağlı. Yani yazılım işte bilmem web sayfasını açtım işte tıklamanın sonunda. Yani bunun gibi şeyler safi yazılımla ilgili sorunlar. Yani patentlenebilir olmayan gibi gözükebilir. Fakat bizim yaptığımız somut bir şekilde donanım üreten bir yazılım. Dolayısıyla yazılımla ilgili kısıtlamalara tabi değil. Yani doğrudan donanım üretmekle ilgili bir faydası olan bir yazılım. Bu genel patent konusunda yazılım konusundaki engellemelere tabi değil. Amerika'da da değil, Avrupa'da da değil, Japonya'da da değil. Ahmet Bey'in sorusunu da alalım. Merhaba, sunum için çok teşekkürler. Buluttaki iş yükünün optimizasyonu için genetik algoritmalar gibi meta sezgisel yaklaşımların kullanımı mümkün müdür? Mümkünse nereden başlamamızı tavsiye edersiniz diye sormuş. Evet, mümkündür tabii. Yani sonuç olarak dediğim gibi biz herhangi bir C++ programında ne yazıldıysa onu hızlandıran bir teknolojimiz var. Genetik programming de olabilir. Bu yüzden bir sıkıntı yok bu konuda. Son bir soruyu da alıp burayı tamamlayalım. Merak ettiğim için soruyorum demiş Ercan Bey. Özel amaçlı ASIC tasarımlarını nasıl hızlı bir şekilde uygulayabileceksiniz diye sormuş. Şimdi FPGA üzerinde bir kere çalışan bir verilogla başlıyorsunuz. Şimdi ASIC tasarımından FPGA tasarımından ASIC'e geçmek için memoriler değişik oluyor. Yani onları kolay geçmek için bir takım özel makrolar yapmak lazım. Aynı makro FPGA üzerinde bir gerçeklemesi olacak. ASIC üzerinde bir farklı gerçeklemesi olacak. Bir kere bundan bir kolaylaştırma sağlamak mümkün olabilir. Geri kalan tasarım tamamen bizim tasarımda tek bir saat kullanılıyor. Yani tek bir saat ile bütün tasarım tek saatle çalışıyor. Yani DRAM'le konuşurken farklı bir saat oluyor. İşte bilmem serial interface'lere konuşurken onların farklı bir saati oluyor. Fakat diğer tasarım tamamen tek saatle çalışıyor. Ve test vektörleri FPGA üzerinde elde etmek mümkün. Yani test vektörleri elde etmek için, ASIC test vektörleri elde etmek için FPGA'ya giren sinyalleri kaydetmek mümkün, çıkan sinyalleri kaydetmek mümkün ve bunları ASIC üzerinde test vektör olarak kullanmak mümkün. Yani hem testing açısından hem açısından, tasarım açısından büyük bir kolaylık sağlıyor. Geri kalan risk ASIC'te serial interface çalışacak mı, çalışmayacak mı? Onu da yani güvenilir bir yerden aldığınız takdirde çalışacağını ümit edebilirsiniz. Yani dolayısıyla ASIC tasarımının çok önemli bir miktarını FPGA'de gösterim yaparak iyi bir başlangıç sağlıyorsunuz ASIC tasarımı için. Teşekkürler hocam. Son soruyu soruyoruz. Seher'in System C'den farkı nedir diye Murat Yaşar Ertaş'ın bir sorusu var. System C kendi başına bir dil, yani bir donanım tarifi dili. Bizde ise normal C, yani ardışık düzenli kod, yani gördüğünüz o C programı System C değildi. Ardışık kod tamamen, yani tek izgeli ardışık kod bizim inputumuz ve yani System C bir donanım tarifi. System C'nin içinde parçalar vardı. İşte şu komponent bu komponentle konuşsun gibi komponentleri yaratırsınız. Burada öyle bir şey yok. Yani tamamen behavioral bir şekilde donanımın ne yapması gerektiğini C programıyla ya da C++ programını anlatıyorsunuz ve C++ programını compiler paralel donanım haline otomatik olarak çeviriyor. Yani System C'nin böyle bir özelliği yok. System C donanım tasarımı. Burada ise donanımı behavioral düzeyde anlatan C programından otomatik olarak paralel donanım elde ediliyor. Çok teşekkürler hocam. Bundan sonra da yüksek başarılı hesaplama etkinliklerimizde sizi tekrar aramızda görmek isteriz. Zaman ayırıp geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.